Biliyorsunuz yakın zaman içerisinde dolar 6 lirayı buldu ve daha da artacak gibi gözüküyor. Türkiye'de özellikle üretim yapan firmalar, üretici firmalar, küçük kobiler, orta ölçekli işletmeler, ürünlerini internetten satmaya çalışan işletmeler ya da satmayı planlayan işletmeler zor zamanlar yaşıyor diyebiliriz. Sonuçta Türkiye'de de üretilse bazı ürünler ham maddelerinin çoğu yurt dışından gelmekte. Dolar, Euro kurunun yükselmesi de bu ürünlerin üretim maliyetini oldukça artırmakta. ve Dolayısıyla bu da perakende fiyatlarda tüketiciye daha zamlı, daha yüksek fiyatlarla ürün sunmak zorunda kalıyor bu firmalar. Dolayısıyla talepler düşüyor. Talepler düştükçe üretimler azalıyor, karlılık azalıyor. Çarklık azaldıkça da hem ekonomiye hem de firmalara olumsuz yansımaları zaman içerisinde oluyor. Biz öneriyoruz ki bütün firmalar ürünlerini Türkiye'de satarken aynı zamanda yurt dışında da satabilsinler. Amerika'da, Kanada'da, Japonya'da, Avrupa'da herhangi bir ülkede satabilsinler. Türkiye para birimi dışında dolar, euro kazanabilsin hem ülke ekonomisine katkıda bulunsunlar hem de kendi üretim maliyetlerini sabit tutup daha fazla satış yapıp karlılıklarını korusunlar. Bunun içinde Amazon başta olmak üzere AliExpress, Alibaba, Walmart ve daha birçok e-ticaret platformunda firmalar ürünlerini satabilirler. Burada farklı müşteri portföyüne ulaşabilirler üstelik bu gibi platformların hali hazırda bir müşterisi olduğu için ekstra bir reklam maliyeti, ekstra bir çaba gerektirmeden sadece doğru ürünü, doğru pazarda, doğru stratejiyle satmanız sizin için yeterli olacaktır. Ve bu pazarlarda daha fazla müşteriye açılmak istiyorsanız da AliExpress gibi, Amazon gibi, Alibaba gibi platformları da kullanmanız gerekiyor. Biliyorsunuz, AMZ Akademi'de Amazon eğitimleri hızla devam ediyor. Hem bireysel hem de kurumsallara Amazon satıcı eğitimlerini sunuyoruz. Bunları ücretsiz olarak web sitemizde izlemelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda YouTube kanalımızda ve Udemy'deki eğitim platformunda erişebilmelerini sağlıyoruz. Ve artık AliExpress'ten de bahsetmenin vakti geldi. Çünkü AliExpress 2010 yılında kurulmuş ve 8 yıllık hızlı bir gelişimden sonra 220 ülkeyi kapsayan büyük bir dev haline gelmiştir AliExpress. AliExpress biliyorsunuz isminden de anlaşılacağı gibi Alibaba'nın bir perakende platformu ve birçok satıcıyı alıcılarla buluşturan inanılmaz büyük tıpkı Amazon gibi yoğun satış trafiğinin olduğu muazzam bir platform. Türkiye'de yer alan firmalara AliExpress yakın zaman içerisinde satış yapabileceklerini, ürünlerini burada listeleyebileceklerini ve dünyanın her noktasındaki alıcılara buradan Türk satıcıların ulaşabileceklerini duyurdu. Ve bununla ilgili de bir satıcı sayfası geliştirdi AliExpress. Şu an eğer siz Türkiye'de vergi levhanız varsa, ticari sicil gazeteniz, imza sürkünüz varsa AliExpress'e bugün hemen kayıt olabilir ve ürünlerinizi AliExpress'e listelemeye başlayabilirsiniz. Biz de sizin için AliExpress platformunu daha fazla detaylı inceleyerek bu platformda nasıl, nasıl daha fazla satış yapılır? nasıl ürün listelemesi yapılır? AliExpress'te ürünlerinizi satarken karşılaşabileceğiniz problemler nelerdir? Bunları ince ince irdeledik ve uzunca bir AliExpress video serisi sizler için hazırladık. Öncelikle AliExpress'e kayıt olmanız, bir satıcı hesabı açmanız gerekiyor. Bunun için zaten ekranda nasıl kayıt olacağınızı dair bir görüntü görüyorsunuz. Bu web adresine girdikten sonra ki bu web adresi Türklere özeldir, Türk firmalarına özeldir. Buraya girdikten sonra kayıt bilgilerini doldurmanız gerekiyor. E-posta adresinizi ve şifrenizi oluşturmanız daha sonra ilk kayıt ekranında size bir e-posta doğrulaması gönderecek. Bu doğrulama kodunu da girdikten sonra artık AliExpress'teki ticari bilgilerinizi gireceğiniz ekrana ulaşabiliyorsunuz. Bu ekranda şirketinize ait bilgiler istiyor AliExpress. Şirket bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekir, e, aynı şekilde vergi bilgileriniz ve banka bilgileriniz de bu ekranda eksik, eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. E, i̇htiyacınız olan aslında çok basit, sadece sizin bir e-posta adresine sahip, sahip olmanız, şirketinizin bir ünvanı olması lazım, imza sirküleri olması lazım, ticaret sicil gazetesi lazım, başka da hiçbir belgeye ihtiyacınız yok. Bu belgelerle AliExpress'e hızlı bir şekilde hemen anında kayıt olabiliyorsunuz. Yaklaşık 2 ila 3 gün içerisinde AliExpress sizin bilgilerinizi inceliyor ve hesabınızın onayını veriyor. Bu şekilde AliExpress üzerinden hesap açarsanız eğer artık ürünlerinizi listelemeye başlayacaksınız. Bir sonraki videolarımızda da ürün nasıl nasıl listelenir, nasıl etkili bir ürün listesi oluşturulur, diğer müşterilerin dikkatini nasıl çekeriz bu gibi konulara detaylı bir şekilde değineceğiz. Adım adım AliExpress'te tüm firmaların yer alması için elimizden gelen tüm desteği vermeye çalışacağız. Umarım AliExpress Türkiye için hayırlı olur. Hem ülkenin döviz kazanması hem de firmaların üretim maliyetlerini aynı tutup karlılıklarını korumaları için güzel bir platform olur diye düşünüyorum. Hepinize bol satışlar diliyorum. Bizi takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu da beğenmeyi ve sayfamıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.